Bugün yine bir ürünümüz var, yurt dışından gelen. Bunu GearBest sitesinden almıştım. Yani tahmin ettiğim ürünü önce bir açıp bakalım. Üzerine güç adaptörü de var sanırım içinde. Işık mı ışık diyor. Sanırım tahmin ettiğim ürün. Öncelikle şundan bahsedelim. Bunu bana Interbay MNG kargo ile geldi. MNG kargo getirdi. Hızlıca açıp bakalım. Evet. Tahmin ettiğimiz ürün Xiaomi'nin akıllı masa lambası. Şu şekilde size kutusunu göstereyim diye. Bu da dönüştürücüyle gönderilmiş, güzel olmuş. Şu şekilde gösterecek olursak kutunun yan tarafında şurada bir Xiaomi logosunu görüyoruz. Ve bazı bilgiler yer alıyor. Şu şekilde üründe 2017-2016'da ödüller almış, tasarım ödülleri sanırım. Şu şekilde kutunun diğer tarafı boş. Şurada lambamız devam ediyormuş. Öncelikle şu dönüştürücüyü bir yerinden çıkaralım. Dönüştürücü gönderilmesi de güzel olmuş. Şimdi hızlıca bir kutuyu açacağız. Öncelikle bir kullanma kılavuzu karşıladı bizi. Sadece Çince bir kullanma kılavuzu. Daha sonra şöyle koruma kartonunu çıkardık. Bu sadece koruma işlevi görüyor. Lambamızın poşeti de çıktı buradan ama şu şekilde lambamızı da buradan çıkaracağız şimdi. Kutuda başka bir şey kalmadı. Şöyle göstereyim. Ürünümüzün kendisi çıktı. Ve böyle bir kutu çıktı. Bakalım bu kutuda ne varmış. Evet, bu kutuda adaptörümüz, kablomuz var. Şu şekilde dönüştürücümüzü buraya takıp normal Türk prizlerinde kullanabileceğiz. Şöyle bakalım. Gayet uzun bir kablo sanırım. Fazlasıyla uzun bir kablo. 2 metre civarı sanırım. Şimdi şunu biraz yukarı kaldırıp ürünümüzü şu kutudan çıkarmak istiyorum. Gördüğünüz gibi ürünümüz bu. Şurada bir koruma silikonu yapılmış. Şunu çıkaralım. Burada yine bazı bilgiler veriliyor. Nasıl kullanırız, nasıl çalıştırırız bazı özellikleri gibi. Bunu da şu şekilde çıkarabiliriz. Koruma jelatini var yan tarafında sanırım. Şu şekilde kaldırabiliyoruz gördüğünüz gibi. İstediğiniz şekilde ayarlayabiliyoruz. Şurasında ledler var. Şimdi gel bakalım bunu bir prize bağlayalım. Gördüğünüz gibi arka kısmında var yer ama şunu çıkarmamız gerekiyor. Sanırım bahsetmedim, bu ürün 7 günde elime ulaştı. 37 dolara aldım, 10 dolarda bir kargo ücreti, 47 dolar yaklaşık 180 liraya aldım. Bu şekilde prize bağladık. Şimdi bir çalıştıralım. Şöyle bir kere bastığınızda yanıyor. Görebileceğiniz gibi size de göstereyim. Kapatalım. Yeniden yakıyorum. Bu üründe 42 tane led bulunuyor ve 300 lümen bir ışık veriyormuş. Şimdi asıl olayımız, bunu akıllı telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Akıllı telefonunuzdan ışığın parlaklığını değiştirebiliyorsunuz. Veya buradan da yapabilirsiniz o işlemleri. Akıllı telefon için daha sonradan göstereceğim. Sadece bir kutu açımı videosu olacak bu. Şöyle basılı tutarak çevirdiğinizde ışığın sıcaklığını ve soğukluğunu değiştirebiliyorsunuz. Şu an en soğukta. Şimdi diğer tarafa döndürüyorum ve ışık sarımsı bir renk alıyor. Sıcak ışık oluyor. Bayağı sarı oldu şu an. Şöyle göstereyim sizlere. Şu an soğuk ışık, beyaz ışık. Şu an sıcak ışık, sarı bir ışık. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Xiaomi'nin akıllı masa lambasının kutu açılışını yapmıştık. Şimdi de Xiaomi'nin akıllı masa lambasını telefonumuzdan nasıl kontrol edebileceğimize bakacağız. Öncelikle Mi Home isimli uygulamayı indiriyoruz. Uygulama marketlerden. Ben indirmiştim. Açıyorum şu an. Bazı koşullar falan söylüyor. Bunları kabul ediyoruz. Buradan ülke seçmemizi istiyor ama evet, bu şekilde bir ekran karşıladı bizleri. Mi hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra yüklenmesini bekliyoruz. Bazı bilgiler veriyor bize, bunları geçebiliriz. Yeni bir cihaz eklemek istediğimde otomatik olarak buldu temin ama şimdi yok oldu. Temin nasıl bulmuştum? Şöyle yakalım masa lambamızı, belki bulur. Gördüğünüz gibi buldu şu an. Buraya Wi-Fi ağınızın şifresini girmeniz gerekiyor. Ki cihazda o Wi-Fi ağına mı bağlanacak bilemiyorum. Şu şekilde bir eşleştirme aşaması oluyor. Evet, bağlantı yapıldı diyor, başarıyla bağlantı yapıldı. Tamam diyelim. Evet, şu şekilde şu an uygulamamız aktif. Şu şekilde sağa sola doğru yaparak ışığın sıcaklığıyla soğukluğuyla oynayabiliyoruz. Şu şekilde yaptığımda ışık sıcak bir şekilde geliyor. Sarımsı bir ışık oluyor. Bu tarafa kaydırırsam ışık beyaz oluyor. Şu şekilde yaparsam ışık şu an en az parlaklıkta yanıyor. Yukarı doğru kaydırdığımda ışığın parlaklığı artıyor. Yani gerçekten çok fazla bir ışık veriyor. Şu an gözlerimi aldı hatta. Hatta ekran bile karardı. Neredeyse bir odayı aydınlatacak kadar bir ışık veriyor. Evet, odayı aydınlatıyor neredeyse. Şimdi şuradan biraz kısalım. Bu şekilde rahatça kullanabiliyoruz uygulamayı. Daha sonra burada bazı hazır modlar var. Ve buradan kapatabiliyorsunuz. Ondan da bahsedelim. Işığı kapatıp açabiliyorsunuz. Burada okuma modu var. Okumaya ideal bir ışık sunuyor. PC modu var. Bilgisayardayken gözlerinize koruyacak bir mod sunuyor. Ve buraya siz favoriler, kendi favorilerinizi ekleyebiliyorsunuz. Mesela böyle farklı modlar var. Şu modda sanki bir mum yanarmışçasına ışığı hafif böyle dalgalı dalgalı yakıyor. Hafif parlıyor, hafif azalıyor parlaklığı. Sanki bir mum yanıyormuşçasına odada. Bu arada şurada gözükenleri soracak olursanız orada bir led ışık yanıyor, onu kapayım ben. Onun haricinde bakalım nasıl modlar varmış. Flash mod varmış. Gördüğünüz gibi otomatik olarak kendisi flash mod yapıyor. Bunda sanırım 45 dakikada bir böyle bir flash yapıyor. Öyle bir mod da vardı, emin değilim. Şuraya kire tıkladığınızda 45 dakikada bir gözlerinizi dinlendirmenizi sağlıyor. Haber veriyor. İşte 45 dakika oldu gibi bir haber veriyor. Bu şekilde. Bu arada yani fazla anlatacak bir şey yok. Şuraya favorilerinizi ekleyebiliyorsunuz kendiniz. Favori mod ayarlarınızı. Şurada da gördüğünüz gibi gösteriyor. 44 dakika sonra bir ara ver diyor. Sayım yapıyor. Şunu iki kere daha tıkladığımda o mod kapanıyor gördüğünüz gibi. Buradan da açabiliyorsunuz o şekilde gördüğünüz gibi. Şuradan. 45 dakikada bir 10 dakika ara vermenizi sağlıyor yani. 45 dakika oldu diye size haber veriyor aslında. Onun haricinde ben şundan bahsetmedim sanırım. Masa lambamızın malzemelerinden. Şu alt kısmı, tabanı ABS plastik kaplaması var dışında. Kendi gövdesindeyse ve şu üst kısmındaysa alüminyum kullanılmış. Gerçekten sağlam bir malzemesi var ve çok şık bir görüntüsü olduğunu söyleyebilirim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma destek olmak için, bana destek olmak için videoyu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.